Değerli izleyenler, Habertürk sınır hattında terörle mücadelede son durumu ekrana getirmeye ve takip etmeye elbette devam ediyor. Şimdi Habertürk Dış Politika ve Güvenlik Politikaları yayın koordinatörü Çetin Erçetin bizlerle birlikte ve kendisi şu an Mardin Dargeçit'te. Yanında da çok değerli konukları olacak. Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ve Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi Abdullah Ağar da onunla birlikte. Hemen terörle mücadelede son notları, son detayları, son gelişmeleri, yapılanları, yapılacakları onlardan dinleyelim. Çetiner, söz sizde. Mine, tabii biz birkaç gündür sevgili Abdullah Ağar'la beraber Hakkari Şırnak sınır hattında gezdik dolaştık. Tabii hemen belirteyim, gezip dolaştığımız bölgeler tamamen Irak sınırındaki bölgelerdi. Bugün Mardin'deyiz ve Dargeçit'teyiz. Jandarma komando askeri üs bölgesindeyiz ve burada tabii yapacağımız görüşmeler önemli. Zira burada jandarmalarımız 7/24 devamlı nöbet halindeler. Biz de hem onların bulunduğu üste yayın yapıyoruz ama bir taraftan da şunu belirteyim. İki tane değerli konuğumuz var. Demin sen de anons ettim. Mardin Valimiz Sayın Mahmut Demirtaş ve Abdullah Ağar. Tabii öncelikle ben Sayın Valime mikrofonu uzatmak istiyorum. Çünkü işin açıkçası biz Abdullah Ağar'la Mardin'e geldiğimizde tarihi dokusu, kültürü, kentin değişen yüzünü çok net bir şekilde görmeye başladık. Bir dönem işte Nusaybin'le, Kızıltepe'yle terörün anıldığı bir kent. Bugün artık turizm ve turizm gelirlerinin nasıl arttırılacağı tartışılan bir kent haline geldi. Ki İtalya'daki, İspanya'daki birçok kentten çok daha farklı ve çok daha tarihi bir kent görüntüsü var. Ben hemen Sayın Valime sormak istiyorum ama önce güvenliği. Çünkü Suriye'ye sınır bir kent ve çok uzun bir sınır var Mardin'in. Öncelikle güvenlik nasıl, güvenlik şartları nasıl şekilleniyor burada? Çünkü güvenlikle ilgili en büyük sıkıntımız artık Suriye, Suriye sınır hattı. Öncelikle Sayın Valime, ben mikrofonda onu sormak istiyorum. Sayın Valime, Suriye sınır bir kentsiniz. Terörün kaynağı Irak'tı ama bugün artık Suriye daha ağırlıktı ve son dönemde de Mardin'de çok başarılı operasyonlar gerçekleştirdiniz ve terörü etkisiz hale getirmeye çalışıyorsunuz ama çok da uzun bir sınırınız var. Öncelikle bölgedeki asayiş ve güvenlik problemlerinin ne boyutta olduğunu ve nereye evrileceğini size sormak isterim. Çetin Bey, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Öncelikle barışın, huzurun ve hakikaten güzel kentimize hoş geldiniz diyorum. Buradan tüm vatandaşlarımızı sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Mardin gerçekten terör konusunda geçmişte çok ciddi anlamda sıkıntıların yaşadığı bir kent olmasına rağmen çok şükür son yıllarda yapılan operasyonlarla bir güvenli kent, huzur kent haline gelmeye başlamıştır. Şu anki bulunmuş olduğumuz yerde bir jandarma komando, tabur komutanlığının olduğu bir yer. Özellikle 1964 yılında işte karşıda görmüş olduğumuz Ulusu Barajı'nın fizibil tehditü yapılıyor. Ondan sonra 2006 yılında temel atılıyor. 2019 yılında buranın inşaatı bitiyor. İnşaatı bittikten sonra ise su toplanmaya başlıyor. Burası, özellikle bu taburu biraz anlatmak istiyorum. Tabur 2015 yılında kuruluyor. Taburun tek bir amacı güvenliği sağlamak, ülkemizin huzurunu sağlamak. Burası bu mevki özellikle terör örgütlerinin özellikle konuşlandığı ve buranın geçiş bölgesi olarak kullandığı bir alan. Ve bu tabur komutanı buraya kurulduktan sonra terör örgütlerinde çok ciddi anlamda bir dağılma meydana geldi. Hakikaten burada ciddi operasyonlar yapılmaya başladı. Son 3 yılda biz toplam 7650 tane operasyon yaptık. Bu operasyonda 58 tane terör örgütünün silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdik. Sırf 2021 yılında, yani geçen yıl 22 tane terör örgütü silahlarıyla birlikte imha edilmiş oldu. Aynı zamanda 239 tane de barınak içindeki mühimmatlarla birlikte etkisiz hale getirildi. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim, bugüne kadar terör örgütünden de 74 tane terör örgütü mensubu kendileri rızayen gelip teslim oldular ve devletin adaletine teslim oldular. Bu bizim açımızdan hakikaten çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve yine son bir yıldan beri de 5 tane kişinin, 5 şahsın terör örgütüne katıldığını görüyoruz. Yani hakikaten çok kritik bir il olmamıza rağmen, terör örgütünün çok ciddi anlamda yoğun faaliyetlerinin burada olmasına rağmen son 3 yılda 5 tane kişinin katılmış olması bizim açımızdan aslında hiçbir tanesinde gitmemesi gerektiğini düşünüyoruz ama bu büyük bir başarı olduğunu düşünüyoruz. Bir taraftan terör örgütünün dağılma içine girdiğini görüyorsunuz. 74 tane terör örgütü mensubu gelip efendim teslim olduğunu görüyorsunuz.
ve 5 tane de katıldığını görüyorsunuz. Bu da terör örgütüne karşı artık toplumumuzun bir ilgisinin, bir sempatisinin kalmadığını görüyorsunuz. Artık vatandaş ekonomisine bakıyor, vatandaş refahına bakıyor, huzuruna bakıyor, daha da mutlu olmak istiyor. Çocuklarının okumasını istiyor. Yani gerçekten görüyorsunuz, çocuklar bir taraftan spor etkinlikleri yapıyor, bir taraftan efendim okumak için ciddi bir mücadele veriyor. Para kazanmak için, huzurlu olmak için ciddi anlamda bir mücadele veriyor. Onun için biz hakikaten diyoruz, terörle ilgili bizim son zamanlarda özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, İçişleri Bakanımızın ve diğer bakanlarımızın ilimize göstermiş olduğu ilgi ve alaka hakikaten ciddi anlamda bir sıçrama meydana getirildi. Hem altyapı hizmetleri açısından hem üst yapı hizmetleri açısından ciddi yatırımlar yaptık. Mardin'imizin 3 tane özellikle çok önemli saç ayağı var. Biri turizm, birisi tarım, gerisi ticarettir. Ticarette çok ciddi anlamda bir transit taşımacılığı bizim Mardin'de var. 10 binin üzerinde araç hakikaten burada her gün bir yerlere mal taşıyor, bir yerlere de mal getiriyor. Özellikle efendim sınır ülkelere ciddi anlamda bir transit taşımacılık var. Bu ne demektir? 10 bin aile kardeşim çok rahat bir şekilde buradan geçimini sağlıyor demektir. Turizm derseniz Mardin'de turizm çok önemli. Dünyanın en güzel kenti bence Mardin'dir. Bundan daha güzel bir kent ben tanımıyorum yani. Kesinlikle tanımıyorum. O kadar güzel bir kent ki özellikle sit alanı bulunmuş olduğu yerler. Midyat çok güzel. Köylerdeki göreceksiniz o kadar tarihi güzel yerler var ki. Bunlar bir taraftan restorasyon etmeye başlıyoruz. Bir taraftan sağlık, sokak sağlıklaştırma yapmaya başlıyoruz. Bir taraftan da özellikle sit alanı içerisindeki bulunan, alanın içerisinde bulunan kaçak yapılaşmaları vatandaşlarla görüşerek ya irtifak hakkını alıyoruz veya da kamulaştırıyoruz ve o betonarme binaları tıraşlıyoruz, yıkmaya başlıyoruz. Biz burada hakikaten Mardin'i güzelleştirmeye çalışıyoruz. Mardin'i özellikle dünyayla paylaşmak istiyoruz. Bugün eğer yatılı olarak yani konaklama olarak 2021 yılında 500 binin üzerinde vatandaşımız, bunların hemen hemen 40 bini yabancı turist, geri kalan tamamı bizim yerli turist. Bunlar gelmişler burada konaklama yapmışlar. Günlük gelen turist sayısı 2 milyonu geçmiş. Şu an turizm acentelerinin tamamı yerleri kapmışlar. Yani otellerde şu an bu yıla ait kesinlikle rezervasyon yapabilecek durumda değiliz. Ciddi bir talep var. Bu da ne demektir kardeşim? Bu ülkenin artık huzura ihtiyacın olduğunu görüyoruz. Terörün bittiğini düşünüyoruz. Millet işine bakıyor. Ve özellikle de Mardin sit alanı içerisindeki bundan eski evlerin restore edilerek bunların otele dönüştürdüğünü görüyoruz. Restoranlara ve lokantalara dönüştürdüğünü düşünüyoruz. Yani millet ticaret yapmak istiyor. Millet artık huzurlu yaşamak istiyor. Millet artık terör örgütüyle ilgilenmek istemiyor. Ve çocuklarının dağa götürülmesini asla istemiyor. Çocuklarına sahip çıkıyor. Onun için ben burada özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Biz Allah kısmet ederse Mardin'de çok daha büyük şeyler yapacağız. Özellikle tarım konusunda Mardin'in ciddi bir potansiyeli var. 310 bin hektar bir tarım, verimli tarım arazisi var. Tabii Mezopotamya Ovası'nı biliyorsunuz. Aşağı Mezopotamya Ovası dediğimiz alanın büyük bir kısmı bizim Kızıltepe ve Nusaybin alanları içerisinde kalıyor. Şu an Türkiye çok büyük bir proje yapıyor. Bakın şu Türkiye'nin en büyük elektrik üretimi yapan ikinci büyük barajı. Türkiye'nin alan olarak 13 milyar metreküp su barındıran bir bu projesi. Dünyanın dördüncü büyük bir barajı. Bu muhteşem bir baraj. Devletimiz şu an bu baraja yaklaşık 20 milyar civarında bir harcama yapmış. Her yıl 3 milyar civarında gelir elde ediyoruz. Ve bu gelirlerle beraber inşallah kısmet olsa devletimiz bu barajı 7 yıl içerisinde amorti etmiş olacak. Tarım çok önemli. Tarım için çok önemli. Şu an özellikle Atatürk Barajı'nda 221 kilometre biz sulama kanalları yapmışız. Bu sulama kanalları şu an Deri'ye kadar, Kızıltepe'ye kadar gelmiş. Ve devlet 10 bin dekar alanı, 3 tane köyü kamulaştırmış arazisini ve orada su depolama havzası oluşturmuş. Bu su havzasıyla birlikte eğer şu an bu su havzası %99'u bitmiş durumda. Allah kısmet ederse bu yıl bitecek en yakın bir zamanda. Burada yaklaşık bizim Deri'ye ait olan 85 bin hektar alan bu sulama su deposuyla sulanacak. Yine devlet şu an yağmurlama sistemiyle özellikle Kızıltepe ve Nusaybin'de ciddi bir çalışma yapıyor. Şu an Allah kısmet ederse 5 hektarı bitti. Yani 50 bin dekarı bitmiş şu an sulamaya hazır. Büyük azette bekliyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Tarımın 10 kat daha gelirinin vatandaşın tarımda katının 10 kat 20 kat daha büyümesi demek.
Şu an tarımda biz 2 ürünü çok rahat bir şekilde alabiliyoruz. Allah kısmet ederse bu sulama, GAP sulaması bitmesiyle birlikte biz artık Allah nasip ederse 3 tane ürün alacağız. Vatandaşın gelir artmış olacak. Yine biz hem Büyükşehir Belediyesi olarak hem Tarım İl Müdürlüğü olarak ciddi bir çalışma yapıyoruz. Özellikle bizim bu Mezopotamya Ovası'nın dışındaki kalan alanlarda tarımın pek elverişli, toprağın verimli olmadığı alanlarda biz meyve fidanı dağıtmaya başladık. 760 bin adet bıttım, badem ve zeytin ağacı dağıttık. Allah kısmet ederse 3. etabında bu sene dağıtacağız. Şu an vatandaşlarımızdan 450 bin adet talep daha başvuru var. Onları da inşallah şu an hazırlamaya çalışıyoruz. Zeytin bizim açımızdan çok önemli ve bunları vatandaşa dağıtacağız. Yani biz burada ovada Mardin'de ürün çeşitliliğine gideceğiz. Katma değeri daha yüksek olan ürünleri vatandaşlarımızla buluşturacağız. Vatandaşımız sadece buğday, mısır, pamuk, nohut efendim gibi şeyler üretmeyecek. Katma değeri çok daha yüksek ürünler de üretmeye başlayacağız. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Eğer yağışlarımız çok iyi olursa 1 milyon tonun üzerinde buğday üretimi yapıyoruz. 400 bin ton civarında mısır üretiyoruz. Evet. Rusya'dan ithal ediyoruz, farklı ülkelerden ithal tabii ediyoruz. Tabii ki. Tarımsal anlamda Mardin'i ve bu bölgedeki Urfa, Diyarbakır gibi geniş bir alana çok ciddi bir ihtiyacımız var. Ve GAP'la ilgili yapılan bütün çalışmalar neredeyse bir süre bu terör yüzünden askıya alınmış. Ama şu an bu barajla beraber aslında ciddi bir sulamanın ve ihtiyacın da giderildiğini görüyoruz. İnşallah. Şimdi şunu söyleyeyim tabii. Bizim özellikle yani ovadaki üretilen buğdayın hem lezzeti ve kalitesi çok iyi. Yani dünyada böyle bu kadar lezzetli bir buğday üretimi başka bir yerde olmuyor. Başka bir yerde bu kadar lezzetli bir mısır üretilemiyor. Kaliteli bir mısır ve kaliteli bir buğday. Bu tamamen coğrafik yapıdan kaynaklanıyor, toprak yapısından kaynaklanıyor, suyundan kaynaklanıyor. Ve biz bunu ne yapıyoruz? Bunu un yapıyoruz, bulgur yapıyoruz, makarna yapıyoruz. Yani bir sanayi ürününe dönüştürerek ihraç ediyoruz. Bugün Mardin'in nüfusu 860 bin civarında yaklaşık olarak biz yaklaşık olarak 1 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Hedefimiz Allah kısmet ederse bu Sayın Valim Mardin'deki fabrikaların ihracat tabii rakamı ki, mı? Tabii ki. Yani daha fazla da yapmış olduğumuz yani ihracat un, bulgur ve makarnadır. Diğer tekstil de geliyor. Yani tekstil de geliyor. Hakikaten şu an müthiş bir tekstil patlaması meydana geldi. 3 tane organize sanayi bölgemiz var. Birinci organize sanayi bölgemiz zaten tamamen dolmuş. Tekstil de var. İkinci organize sanayi bölgemizin çok az bir elektrik altyapısı kaldı. Şu an yatırımlar temel atmaya başladı. Yatırımlar yükselmeye başladı. Özellikle Sanayi Bakanlığımızın bize desteklemiş olduğu yeni tekstil fabrikaları açacağız. 7 tane tekstil fabrikası açacağız. Tek bir şartımız var. Bunları yapıp bitiriyoruz. İnşaatını bitirdikten sonra binayı işte efendim tekstil üretimi yapacak olan girişimciliğe teslim ediyoruz. Ondan devlet olarak tek istediğimiz bir şey var. 200 kişiyi istihdam edilmesini istiyoruz. Şu an ciddi anlamda İstanbul'da bir talep var. Yani insanlar artık Anadolu'ya geliyorlar. Bu üretimleri Anadolu'da yapmayı düşünüyorlar. Neden? Çünkü iki sebebi var. Bir, çok ciddi anlamda bir iş gücü var. Aynı zamanda devletin vermiş olduğu avantajlar var. Yani 6. bölgenin, organize sanayi bölgelerinde, 6. bölgelerde yapmış olmandan dolayı ciddi anlamda bir avantajları var. İnanıyorum ki Mardin geleceğin parlayan yıldızı olacak. Ve yakın bir zamanda göreceksiniz her yıl bir sıçrama yapacak. Bunu hepimiz şahit olacağız inşallah. Sayın Valim, biz dün sevgili Abdullah Ağar'la beraber aslında Mardin'de dolaşırken dün Darü Zafaran'a gittik ve oradaki yetkililer sizden de stajlı bahsettiler. Çok kültürlü bir kent aynı zamanda Mardin. Yani sadece eski yapıların oluşu değil. O çok kültürlülüğü de koruma noktasında çünkü siz burada hem belediye başkanısınız hem valisiniz. Dolayısıyla o çok kültürlülüğü koruma noktasındaki faaliyetler nasıl? Yani hiçbir sıkıntımız yok. Hakikaten şu an ben de çok buraya göreve başladıktan sonra bunu çok gözlerimde çok yani yakından şahit oldum. Yani bu çok kültürlülük buranın aslında geçmişinde var yani. 1000 yıllık bir kültür yani. İnsanlar birbirleriyle kardeş gibi yaşıyorlar. Yani Kürt'ü, Türk'ü, Süryanisi, Ermenisi herkes kardeş gibi yaşıyor. Herkes birbirinin inancına saygı duyuyor. Zaten bu saygı karşılıklı sevgi ve saygı olduktan sonra tüm problemleri hepsini aşıyorsunuz. Hep problemi aşıp ve şey yapıyorsunuz, bitiriyorsunuz. Ve biz şu an mesela özellikle Mardin'de bu kültürün korumasını istiyoruz. Bu kültürün koruması için hakikaten STK'larımız olsun,
muhtarlarımız olsun, siyasilerimiz olsun bunun yaşatılması için çok ciddi bir çaba sarf ediyorlar. Vatandaşlarımız da bu çabayı sarf ediyorlar. Yani aslında Mardin çok kültürlü ama huzurlu bir kent yani. Dün bizi ağırlayan Darüzzafaran'daki bir yetkili ben tam çıkarken şöyle bir ifade kullanmıştı. Sayın Valimiz bizim azınlık olduğumuz duygusunu bizden aldı. Biz kendimizi bu ülkenin tam anlamıyla vatandaş olarak hissediyoruz. Aslında biz bundan dolayı gururlandık. Çünkü hep böyle İstanbul'da ya da diğer kentlerde karşılaştığımız zaman onların farklı bir dünyada kendini hissetmeleri doğru bir şey değildi. Ama dün o ifade biz bu ülkenin vatandaşı olduğumuzu Sayın Valimle beraber daha net görmeye başladık. Yani o ayrımcılığın olmadığının altını çizdi. Bu da güzel bir şey Mardin açısından. Ben tabii bir de şunu sormak istiyorum. Sınır hattındasınız, Suriye sınırındasınız. Nusaybin, Kızıltepe. Karşıdan gelebilecek tehditlere dair öngörünüz ya da o bölgedeki güvenlik önlemleri ne boyutta Sayın Valim? Şimdi tabii sınırda bizim hem sınır birliklerimiz var, hem jandarmamız var, hem de bizim emniyet özel hareket kuvvetlerimiz var. Hakikaten sınırımızı çok güzel bir şekilde koruduğumuzu düşünüyorum. Artık teknoloji çok ilerledi. Kamera sistemiyle çok rahat bir şekilde her tarafı gözlemleyebilme imkanımız var. Ve bir de bariyerler, gerçekten beton bariyerler de bizim açımızdan güvenliğin sağlanmasına çok ciddi anlamda bir etken olarak olduğunu düşünüyoruz. Eğer istihbaratınız da sağlamsa, gerçekten bu memlekete zaten sağ olsun gece gündüz 24 saat askerlerimiz, polislerimiz, güvenlik korucularımız çalışıyorlar. Bugüne kadar bir ciddi bir problemle karşı karşıya kalmadık. Hastalığı da zaman zaman kaçak gelişlerin olduğunu görüyoruz ama bir kısmını engelliyoruz ama bir kısmını da mutlaka yakalıyoruz. Bunları artık yasal işlemler, içeride göçmen muamelesi yapıyoruz. Tabii önce bakıyoruz terör örgütlerinde iltisakları var mı yok mu? İşte efendim bunları incelemesini yaptıktan sonra gereğini yapıyoruz. Ama şu an bizim özellikle o sınırımızda 145 kilometrelik o sınırımızda ciddi anlamda şu an bir problemimizin olduğunu düşünmüyoruz. Ama zaman zaman işte efendim bu tarafa doğru geçişlerin olduğunu da şahit oluyoruz. Ama inşallah çok şükür bunu yeneceğiz diye düşünüyorum. Tabii ben Sayın Valim bir de Abdullah Ağar'a sormak istiyorum. Dar geçit dediğimiz zaman aklı her zaman çok kötü şeyler gelirdi. Ama bugün Sayın Valim'le buraya geldik ve artık görüyoruz ki dar geçit dendiği zaman enerji, barajlar ve Mardin, dün seninle de beraber gezdik dolaştık. Bir turizm kenti, hatta şöyle bir sohbet geçti aramızda. Toledo bile Mardin gibi olamaz. Ve aslında biraz da güvenlik politikaları açısından senin yorumunu merak ediyorum. Şimdi Çetinler tabii burası Mardin ve Şırnak. Bizim idari yapılanmamızda iki ayrı şehir ama terör örgütü açısından BOTAN olarak tanımlamış oldukları temel stratejik alandayız. Terörün hedeflemiş olduğu alandayız. Şimdi temel özelliğine Suriye, Irak, Türkiye üçgeni. Yani bu alan terörün stratejik alanlarından bir tanesi, hedeflerinden bir tanesi. Burada ilk önce stratejikten giyi sağlayacaktı sözde. Stratejik taarruza geçecek, ondan sonra siyasallaşacaktı. Şimdi bununla ilgili pek çok safhayı biz buralarda gördük. Özellikle Mardin'de. Yani ben ilk özel kuvvetlerin girmiş olduğu çatışma Kilise Düzü'nde, Mardin'de. Batı Bakok Dağı taraflarında ve en ağır darbeyi aldığı alanlardan bir tanesi Mardin. Şimdi temel özelliği şu, Sayın Valim de biraz önce ifade etti. Burası çok renkli bir coğrafya. Şimdi bu çok renkli coğrafya bir güce de dönüşebilir, bir zafiyete dönüşebilir. Yani PKK bunu çok istismar etti Mardin'de. Yani dinleri çok istismar etti. Mezhepleri çok istismar etti. Sadece etnik kimliklere değil. Ve buradaki bu farklılıklardan, coğrafi kırılmalardan da çok beslendi. Yani baktığınız zaman Nusaybin'le Kamışlı aslında bütünleşik. Aradan sınır geçiyor. Bizim aşiretlerimizin bir kısmı, akrabaları orada, ailelerin bir kısmı orada. Önceden gelip giderlerdi, şimdi artık gelip gidemiyorlar. Bunların hepsine ne oldu? PKK sebebiyet verdi. Şimdi bir diğer tarafıyla bir başka gerçeğin altını çizmemiz gerekiyor. Burası teolojik bir alan aslında. Mezopotamya'nın temel özelliği arz-ı mevcut olması. Vaat edilmiş topraklar olması. Bunu bugün biz bir şeyle, dini istismar eden yapının teolojik ihtirasının strateji dönüşmesi olarak algılıyoruz ama aslında vaat edilmiş topraklar, arz-ı mevcut, Allah'ın insanlığa vaat ettiği topraklar demek. Yani insanlığın, medeniyetin yeşerdiği, teolojinin yeşerdiği. Baktığımız zaman Nuh peygamber burada, Hazreti İbrahim burada. Hepsi buralardı. Yani geçen dün işte gittik. Nusaybin'deki Mor Yakup Manastırı Kilisesi bin yıl
bir üniversite olarak hizmet vermiş burada o coğrafyada. Sadece şu an şeyini görüyoruz, yani çalışmalarını gördük. Nusaybin'in altında bir şehir var. Yani bu muazzam bir tarih var. Ondan sonra şeye çıktık, Zaferan'a çıktık biliyorsun. Orada konuştuk biraz. Yani Süryanilerin tarihini, yani Süryanilerin teolojik tarihi değil, etnik tarihine baktığımız zaman Taşa'ya kadar gidiyor. 4000 yıl öncesine kadar gidiyor. Yani 4000 yılı görebiliyoruz. Oradaki tapınaktan görebiliyoruz. Şimdi birileri buradaki bu insani varlığı çok güçlü bir şekilde istismar etti. Ne için? Kendi menfaatleri için. Kendi teolojik ihtirasları için. Yani baktığımız zaman burada bakın şeydeyiz şu an Mardin'deyiz. Buranın özelliğini, şu an bu basmış olduğumuz toprağın özelliğini, toprak buğday burada ehlileştirildi. İngiltere buğday 2000 sene sonra ehlileştirilmiş olarak İngiltere'ye gitti. Nereden gitti? Dar geçitten gitti. Mardin'den gitti. Şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Bak Ulusu Barajı hemen altında, yaklaşık 400 metre kadar altında. Yani bana Urfalılar kızacaklar ama söylemek zorundayım. Çünkü bilim bunu söylüyor. Orada bir höyük var. Ve Göbeklitepe'den 800 yıl daha önce bir tarihi var. Ve boncuklu tarla oranındadır. Ve fotoğrafını da arkadaşlar verdiler. Ben de sosyal medyamdan, programdan sonra paylaşacağım. Yani burada bir tarih var. İnsanlığın tarihi bu topraklarda. Yani biz hani Mezopotamya derken hani bir hamasi cümle kurmuyoruz. Arz-ı Mebut derken hamasi bir cümle kurmuyoruz. Gerçek işte ayaklarımızın altında. Şimdi terör yıllarca burayı istismar etti. Şimdi şöyle bir şey var, bir özelliği var. Biz tabii bunların olmasını istemiyoruz. Bunların olmamasının tek yolu da güç, güçlü olma. Türkiye Cumhuriyeti Devleti özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlatmış olduğu taarruz ruhu konsepti çerçevesinde buralar istikrara kavuştu. Şu an bu bölgede ondan az bir teröristten bahsediyoruz. Yani getirmek istiyor, sokamıyor. Soktuğu zaman imha oluyor. Böyle bir temel gerçek var. Ve bu gerçek içerisinde bu medeniyete sahip olmak ve bu medeniyeti insanlık adına insanlığın huzuruna çıkartmak. Bunu yapabilecek bir noktaya geldik. İşte ümit ederim. Yani ben işte sosyal medyadan paylaşım yaptım. Muazzam bir şey var. Biz de gelip görmek istiyoruz buraları. Yani buradaki boncuklu tarlayı, yani sadece boncuklu tarla ya yüz binlerce insan çeker buraya. Çünkü yani insanlığın tarihi 13 bin yıllık. Değil mi Sayın Valim? 13 bin yıllık. Yani ve insanlığın şeyi burada, genetiği burada. Yani dün Nusaybin'de dolaşırken Sayın Valim, aklımıza tabii Nusaybin derken o Hendek operasyonları dönemi aklıma geldi. Bir anda tarihi orada görünce yani bir şey çok dondum kaldım. Yani o tarihin çok iyi değerlendirmesi lazım. Yani ilk üniversitesi orada kurulmuş. Bu tarih bir fırsat ama jeopolitik temel bir kural vardır. Jeopolitik zafiyeti, hassasiyeti ve çatlağı kaldırmaz, boşluğu kaldırmaz. Bunu üretirseniz anında orayı bir başka da doldurmaya çalışır. İşte geçmişimizde buna dair son derece ağır tecrübelerimiz var. Şimdi devletimiz geçmişte yaşamış olduğu tecrübelerden, PKK ile yapmış olduğu mücadeleden, DAEŞ'le yapmış olduğu mücadeleden, FETÖ'den yapmış olduğu mücadeleden çıkartmış olduğu ders var. Şimdi bu askerimiz de bugün burada onun için var. Bu asker bugün burayı tutuyorsa Türkiye'ye bunun üzerinden yükseliyor ve Türkiye bunun üzerinden jeopolitik bir mücadele yapabilecek temel dayanağı buluyor. Şimdi terörü bizim başımıza niye musallat ettiler? Dediler ki Türkiye bu terörü hapsolsun. Başını kaldırmasın. Yani çünkü Türkiye'nin potansiyeli çok büyük. Hem milli güç unsurlarıyla büyük, hem tarihiyle büyük, hem topografisiyle, coğrafyasıyla büyük, hem de ortaya koymuş olduğu medeniyet birikimiyle büyük. Şimdi bir gerçek var. Doğu da, Doğu medeniyeti de insanlığın ilacı olmadığını gösterdi. Batı medeniyeti zaten insanın ilacı olmadığını yaparak ispat etti. İşgal ve istilalar. Yani şunu söylemek gerekiyor bu noktaya geldiğinde. Şimdi bu coğrafya çok kırılgan. Neden kırılgan? Çünkü herkesin hem jeopolitik ihtirası var, hem stratejik ihtirası var, hem teolojik ihtirası var. Her dönem burada bir istikrarsızlıkla karşı karşıya kalıyor. Yani Nusaybin, Mardin. İşte DAEŞ'i gördük, YPG, PKK'yı gördük, ondan önce işgal ve istilaları gördük, mezhep fitnesini gördük, mezhep savaşlarını gördük. Sürekli burada birilerinin eli ve gözü var. Buna engel olabilecek tek ülke Türkiye. Türk insanının gücü ve Allah'a çok şükür özellikle ben 15 Temmuz'dan sonra çıkartmış olduğumuz derslerle beraber çok iyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Yani bugün gerçekten sadece hava güneşi değil, gönüllerimiz de güneşti. İçimiz çok aydınlık.
çok çok rahatladı. Çünkü ben yani hani yıllarca buralarda görev yaptım. Çok rahatladığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Birazcık da o çıtıda açtıktan sonra herkes artık buraya gelecek. Ve Sayın Valim dediği gibi Mardin, Şırnak, Hakkari yani hem medeniyetin beşiği zirvesi olduğunu gösterecek hem de refahın, bolluğun, bereketin zirvesi olduğunu gösterecek. Çok az bir zamanımız var. Ben hemen burada askerlerimizden birine mikrofonu uzatmak istiyorum. Hemen böyle buraya geleyim. Çünkü yayınlarımızda aslında biz sizi böyle izliyoruz ama ben öncelikle adınızı öğrenmek istiyorum ve buradaki görev faaliyetlerinizle ilgili biraz bilgi almak istiyorum. Üst Çavuş Ali Torun, tim komutanı. Biz Mardin Jandarma Özel Harekat timleri olarak en büyük gayemiz huzur ve sükunet ortamını bozan, vatanın birlik ve beraberliğini tehdit eden tüm terörist unsurlarını vatanımızın her bir karış toprağından temizlemektir. Arazide de alan hakimiyetini kurarak ayak basmadık, girmedik alan bırakmıyoruz. Kadir Şinas milletimizin duasıyla Mardin bölgesinde 7 gün 24 saat aralıksız görevimizin başındayız. Son terörist yetkisi hale getirilinceye kadar yorulmadan durmadan azim ve kararlılıkla bu mücadelemiz devam edecektir. Bu hususta hiç kimsenin göz arkada kalmasın. Teşekkür ederim. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Bizler de sizleri burada tabii ekranlara getirmeye çalışacağız sıklıkla. Ben hemen tüm komutanlarından en öndeki arkadaşımıza mikrofonu uzatmak istiyorum. Özel Harekat Bölük Komutanı, öncelikle hoş geldiniz. Konuşmama başlamadan önce 8 Ocak tarihinde şehit olan 3 silah arkadaşımızın başta kederli aileler olmak üzere başsağlığı diliyorum. Bu vesileyle şehitlerimizin kanlarının yerde kalmayacağını burada huzurlarınızda belirtmek isterim. Ben ve cesur yürekli silah arkadaşlarım her türlü hava ve arazi şartlarında Mardin kırsalındaki terör unsurlarını arayıp bulundukları yerde etkisiz hale getirmek için daima her koşulda hazırız. Savunma sanayimizdeki teknolojik gelişmeler ve buna paralel olaraktan da bizlere sağlanan silah ve ekipmanları etkin şekilde kullanarak terörü ülke gündeminden kaldırmaya hazırız. Teşekkürler. Ben size teşekkür ediyorum. Tekrar söylüyorum, ayağınıza Rabbim taş değdirmesin. Ben tabii hemen son bir dakika Sayın Valime yine uzatmak istiyorum. Bulunduğumuz noktada. Eğitimde çok ciddi bir başarı var. Yani son yıllarda mesela bu yıl yani 2021 yılında 57 öğrencimiz tıp fakültesini kazandı. 33 öğrencimiz mimarlık ve mühendislik fakültesini kazandı. 21 tane gencimiz hukuk fakültesini kazandı. Ve binlerce öğretmenlik ve diğer işte efendim sosyal bilimler var. Her yıl bir eğitime karşı müthiş bir teveccüh var. Vatandaş teröre tepkiyi en güzel bir şekilde çocuklarını okutarak gelecekte inşallah memleketin kaderinde söz sahibi olmaları için ciddi bir çaba sarf ediyorlar. Onun için ben tüm Mardinlere buradan sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum ve tüm Türkiye'ye saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Valim. Yine biz Mardin Dar Geçit'teydik. Sayın Valimiz Abdullah Ağar, değerli jandarma komandolarımızla beraber. Aslında bir dönem terörle anılan bir bölge artık Mardin farklı bir iklimde, farklı bir noktada. Biz de Sayın Valim'i dinlerken turizm ve sanayi anlamında Mardin'in ne kadar geliştiğini, ne seviyeye geldiğini daha iyi anlamaya çalıştık, görmeye çalıştık. Buradan da izleyicilerimize aktarmaya çalıştık. Biz yine Habertürk ekipleri olarak bölgede olmaya devam edeceğiz. Yayınlarımızı sürdürebildiğimiz kadar.